arkadaşlar, hepiniz İslam Utnevis kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf, değerli arkadaşlar. Bugün yine size Allah'ın izniyle Riyad-ı Salih kitabımızdan hadis-i şerifler okumaya devam edeceğiz kaldığımız yerden. Dün 18 nolu bölümde kalmıştık değerli arkadaşlar. Bölümümüzün konusu bidattan ve sonradan icat edilip dine sokulan şeylerden nehyetmek hakkında da değerli arkadaşlar. Ayet-i kerimeleri okumuştuk ve bu ayet-i kerimelerin anlamlarını okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim deyip dersimize başlıyoruz değerli arkadaşlar. Allah-u Teala buyuruyor ki artık haktan uzaklaştıktan sonra sapıklıktan başka ne kalır? Yunus Suresi 32 nolu ayeti. Diğer bir ayet-i kerimede de değerli arkadaşlar, eğer bir şey hakkında çekişirseniz onu Allah'a ve peygamberine döndürün. Nisa Suresi 59 nolu ayeti kerimesi. Diğer bir ayet-i kerimede de şüphesiz ki bu yol benim dosdoğru yolumdur. O halde ona uyun, başka yollara tabi olmayın. Sonra sizi onun Allah'ın yolundan ayırır. Enam suresi 153 nolu ayet-i kerimesi. Diğer bir ayet-i kerimede de değerli arkadaşlar, ey Habibim söyle, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Ali İmran suresi 31 nolu ayet-i kerimesi. Konuyla ilgili ayet-i kerimeler çok olup malumdur değerli arkadaşlar. Hadis-i şeriflerde gelince konuyla alakalı hadis-i şeriflerde de oldukça çoktur. Ancak biz bunların bir bölümünü nakletmekle yetineceğiz. 169 nolu hadis-i şerifte de ve bölümün 1 nolu hadis-i şerifi. Yani Ayşe'te radiyallahu anhüme kâlet. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men ahdasa fi emrina haza ma leysa minhu fe huve redde muttefakun aleyh değerli arkadaşlar. Hadisin ravisi Buhari ve Müslim'de yer almakta, ikisinde de geçmekte. Hazreti Ayşe validemiz, Hazreti Ayşe radıyallahu anh validemiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki her kim bizim bu dinimizde olmayan bir şeyi icat ederse şüphesiz o reddedilmiştir. Müslim'in bir rivayetinde de her kim üzerinde dinimizin imzasının bulunmadığı bir ameli işlerse o reddedilmiştir şeklinde de gelmiştir değerli arkadaşlar. 170 nolu hadis-i şerifte de ve bölümün 2 nolu hadis-i şerifinde de Cabir radıyallahu anhu kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cabir radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe-i irad buyurduklarında gözleri kızarır, sesi yükselir ve düşman akşam sabah size saldırmak üzeredir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe-i irad buyurduktan sonra buyurduklarında, yani hutbe okuyor değerli arkadaşlar, hutbe-i irad buyurduklarında gözleri kızarır, sesi yükselir ve düşman akşam sabah size saldırmak üzeredir diyerek askerini tedbir almak için korkutan kumandan gibi gazabı artardı. Allah Resulü şehadet parmağı ile orta parmağını birbirine yaklaştırır. Şehadet parmağı ve orta parmağını birbirine yaklaştırır. Ve ben gönderildiğimde kıyametle aramızdaki mesafe şu iki parmak kadar yakındı derdi. O şöyle buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağıyla değerli arkadaşlar ve orta parmağını birbirine yakınlaştırır. Ve ben gönderildiğimde kıyametle aramızda mesafe şu iki parmak kadar yakındı derdi. O şöyle buyururdu. İmdi bilesiniz ki Ş harfi yok değerli arkadaşlar. İmdi diye yazılmış. Osmanlı Türkçesiyle. İmdi bilesiniz ki sözün en hayırlısı Allah Celle Celaluhu'nun kitabı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolu, işlerin en fenası sonradan dine sokulmak üzere icat edilendir. Edilenleridir. Her bid'at delalettir. Allah Resulü sonra şöyle buyurdu. Ben her mümine öz nefsinden daha yakınım.
Her kim ölür de geride bir mal bırakırsa o varislerindendir. Kim de borç ve yetimler bırakırsa bana ve benim üzerimedir. Hadisin bu kısmı Buhari ve Müslim'de yer almakta. İbraz bin Sariye radıyallahu anh'ında nakledilen ve 16. bölümde zikrettiğimiz hadis de bu bölümle alakalıdır değerli arkadaşlar. Hadis numarası 2 ve kitabın 158 nolu hadis-i şerifinde yine geçmekte. 19 nolu bölümde de değerli dinleyenlerimiz iyi veya kötü çığır açanlar hakkındadır. قال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعينا وجعلنا للمتقين إماما فرقان سورسي 74-73 نولو آية كلمة وقال تعالى وجعلناهم آمين اَمَّتَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اَنْبِيَا Suresi 73 ayeti kerimesi. Diğerinde de 74 değerli arkadaşlar. Furkan 74 ve Enbiya 73 ayeti kerimede. Allah-u Teala buyurur ki onlar ki ey Rabbimiz derler, bize zevcelerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin bebeği olacak salih insanlar ihsan et. Bizi takva sahiplerine rehber kıl. Furkan Suresi 74 ayet-i kerimesi. Diğer bir ayet-i kerimede de onları emrimizle doğru yolu gösterecek rehberler kıldık. Enbiya Suresi 73 ayet-i kerimesi. Bölümün kitabın 171 nolu hadisi ve bölümün 1 nolu hadis-i şerifine Ebi Ömer Cerir bin Abdullah radıyallahu anhu kâle kâne fi sadri nehâri yanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye hadis-i şerif başlıyor. Bölümün 1 nolu hadis-i şerifi ve 171 kitabın 171 nolu hadis-i şerifinde de Ebu Amr Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün günün başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunuyorduk. Derken zatı alilerine çıplak bir takım kimseler geldi. Bunlar yünden yapılmış çizgili kumaşları ortalarından delip başlarından geçirmişler. Ya da aba giymişlerdi. Kılıçlar kuşanmışlardı. Çoğunluğu hatta denilebilir ki tamamı Mudar kabilesine mensuptu. Bunlardaki yoksulluğu görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti. Hane-i saadetlerine girdi. Sonra çıktı. Bilal'e emretti. O da ezan okudu. Kâmet getirdi. Allah Resulü öğle namazını kıldırdı. Ardından bir hitabede bulundu. Ve ey insanlar, sizi tek bir candan yaratan, ondan da yine onun zevcesini vücuda getiren ve ikisinden birçok erkek ve kadınlar türeten Rabbinizden çekinin. Kendisinin adını ileri sürmek suretiyle birbirinize dileklerde bulunduğunuzu, Allah'tan ve akrabalık bağlarını kırmaktan sakının. Çünkü Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir. Nisa suresi 1 nolu ayet-i kerimesi mealindeki ayetiyle Haşr suresinin sonlarındaki ey iman edenler Allah'tan korkun. Herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah Celle Celaluhu ne yaparsanız bundan hakkıyla haberdardır. Mealindeki ayet-i kerime ayeti okudu ve herkes altınından, dirheminden, elbisesinden tasadduk etsin. Buğdayından bir sağ, hurmasından bir sağ versin. Yarım hurma da olsa sadaka versin buyurdu.
Bunun üzerine Ensardan bir zat bir torba getirdi ki neredeyse eli onu getirmekten aciz kalacaktı. Hatta kaldı bile. Sonra insanlar birbirlerini ezdi. O kadar ki insanların yiyecek ve içecek yardımlarından oluşan iki ayrı yığın gördüm. Bu yardımlar öylesine sürdü ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vecihi saadetlerinin parıldadığını müşahede ettim. Parıldayan bir altını andırıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Her kim İslam'da güzel bir çığır açarsa ona hem bu çığırın sevabı hem de kendisinden sonra onunla amel edenlerin sevabı yazılır. Üstelik onunla amel edenlerin sevaplarından hiçbir şey eksilmeden yine her kim İslam'da kötü bir çığır açarsa bu çığırın günahı ve kendisinden sonra onunla amel eden kimselerin günahları o kimseye yazılır. Üstelik onunla amel edenlerin günahlarından hiçbir şey eksilmedi. Bu hadis-i şerifin kaynağı da değerli takipçilerimiz Müslim'de yer almakta. 172 nolu hadis-i şerifte de bölümün 2 nolu hadis-i şerifi İbn-i Mesud radiyallahu anhu enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle İbn-i Mesud radiyallahu anhu anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki zulme maruz kalarak öldürülen hiçbir can yoktur ki Adem aleyhisselamın ilk oğlu Kabil ilk oğluna yani Kabil değerli arkadaşlar onun kanından bir hisse yazılmasın. Çünkü o katil çığırını açanların ilkidir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari ve Müslim'de yer almakta. 20 nolu bölümde de hayra kılavuzluk hakkındadır. Babül delalete ala hayr. Kâle Allahu Teala ed'u illa rabbeke. El-Kasas suresi 87 nolu ayet-i kerimesi. Ve kâle Teala ed'u illa sebili rabbeke bil hikmeti vel mev'izetul hasenati. Nahl suresi 125 nolu ayet-i kerimesi. Ve kâle Teala ve ta'avvenu عَلَى الْبِرَّ وَالتَّقْوَى المدت 2 nolu ayet-i kerimesi وَقَالَ تَعَالَى وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّتَّ يَدْعُونَ إِلَّا الْخَيْرِ Ali İmran suresi 154 nolu ayet-i kerimesi 104 değerli arkadaşlar 104 nolu ayet-i kerimesi bir öncekinin de Maide evet değerli arkadaşlar şeddeli olmadığı için bazen okunuşları zor oluyor. Maide suresi 2 nolu ayet-i kerimesi evet. Allah-u Teala buyuruyor ki ve Rabbine davet et. Kasas suresi 87 ayet-i kerimesi. Diğer bir ayet-i kerimede de insanları Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet et. Nahl suresi 125 ayet-i kerimesi. Diğer bir ayet-i kerimede de iyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın. Maide suresi 2 ayet-i kerimesi. Diğer bir ayet-i kerimede de içinizden hayra davet edecek bir cemaat bulunsun. Ali İmran suresi 104 nolu ayet-i kerimesi, bölümün 1 nolu hadisi ve kitabın 173 nolu hadisi şerifinde de Ali ibn-i Mesud, Ukba bin Amr el-Ensari el-Bedriye radiyallahu anhum kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men delle ala khayrin felehu mislu ecrin fa'ilihi revahı Müslim. Bedir ashabından Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki her kim bir hayra delalet ederse ona hayrı işleyenin ecri kadar ecir yazılır.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki her kim hayra delalet, her kim bir hayra delalet ederse ona hayrı işleyenin ecri kadar ecir yazılır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Müslim'de yer almakta. 174 nolu hadiste ve bölümün 2 nolu hadis-i şerifinde de an Ebi Hureyre radıyallahu anhu yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki her kim birini hak yola davet ederse ona kendisine uyanların ecri kadar ecir yazılır. Üstelik tabilerinin ecirlerinden hiçbir şey eksilmeden. Kim de bir sapıklığa davet ederse ona kendisine uyanların günahları kadar günah yazılır. Üstelik tabilerinin günahlarından bir şey eksilmeden. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Müslim'de yer almakta değerli arkadaşlar. 175 nolu hadis-i şerifte de değerli takipçilerimiz ve bölümün 3 nolu hadis-i şerifinde de Ebi İbni Abbas sahibin Sa'idiyye radiyallahu anhu ene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle yevmel Khaybara Ebu'l As an Ebu'l As Sehel bin Sa'd As-Sa'di radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü fetih uzayınca şu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah Celle Celaluhu onun eliyle fetih nasip edecek. Bu zat Allah ve Resulü sever. Bu zat Allah ve Resulünü sever. Allah ve Resulü de onu sever buyurdular. Bunun üzerine mücahitler o geceyi acaba sancak içlerinden kime verilecek diye müzakere ederek geçirdiler. Sabah olunca mücahitlerin tamamı sancağın kendisine verilmesi ümidiyle erkenden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna koştular. Allah Resulü Ali bin Abi Talib nerede diye sordu. Ya Resulallah gözlerinden rahatsız denildi. Ona haber salın da buraya gelsin buyurdular. Ve derhal Hazreti Ali huzura getirildi. Allah Resulü mübarek tükürüğünü Hazreti Ali'nin gözüne sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ve oracıkta Hazreti Ali'nin gözleri iyileşiverdi. O kadar ki gözleri hiç ağrımamış gibiydi. Allah Resulü sancağı Hazreti Ali radıyallahu anh'a verdi. Hazreti Ali radıyallahu anh'u Ya Resulallah Allah'ın hükmünü kabul edip bizler gibi olana kadar onlarla savaşayım mı? Diye buyurdu. Onların meydanına varıncaya kadar ağır ağır yürü. Sonra onları İslam'a davet et. Ve onlara Müslüman oldukları takdirde üzerlerine vacip olan ilahi hakları haber ver. Onların meydanına varıncaya kadar ağır ağır yürü. Sonra onları İslam'a davet et ve onlara Müslüman oldukları takdirde üzerlerine vacip olan ilahi hakları haber ver. Allah'a yemin olsun ki ya Ali sayende Allah Celle Celaluhu'nun bir kişiyi hidayete erdirmesi senin için kızıl develerden çok daha hayırlıdır buyurdu Allah Resulü. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari ve Müslim'de yer almakta değerli takipçilerimiz. 176 nolu hadis-i şerifte ve bölümün 4 nolu hadis-i şerifinde de en Enes radıyallahu anhu ene fetiye minel esleme kâle ya Resulallah diye hadis-i şerif devam ediyor değerli arkadaşlar. Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Eslem kabilesine mensup bir delikanlı ya Resulallah şüphesiz ben de gazaya katılmayı arzu ediyorum. Ya Resulallah
Şüphesiz ben de gazaya katılmayı arzu ediyorum. Ancak yanımda bunun için hazırlık yapma imkanım yok, dedi. Allah Resulü filanca adama var. Zira o sefer için hazırlık yapmıştı. Ama hastalandı, buyurdu. Delikanlı adamın yanına vardı ve Resulullah'ın selamı, Resulullah'ın sana selamı var. Sefer için yaptığın hazırlığı bana vermeni söyledi, dedi. Bunun üzerine adam hanımına hitaben, hanım yol için yaptığım hazırlığımı ona ver. Sakın ola ondan bir şey alıkoyma. Allah'a yemin ederim ondan bir şey saklamamalısın ki o da senin için bereket ve hayır olsun, dedi. Bu hadis-i şerifin kaynağı değerli arkadaşlar, Müslim'de yer almakta. Allah'ın selamını göndermiş değerli arkadaşlar, biz de alalım. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfiretuhu ve redvanuhu. Yani belki biz bir sahabe kadar olamayız değerli arkadaşlar, tabii ki. Lakin biz de selama icabet edelim ki biz de bize gelmiş gibi arz edelim. Bu da güzel bir durum yani. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. 21 nolu bölümde de değerli takipçilerimiz, iyilik ve takvada yardımlaşmak hakkındadır. Kâle Allahu Teâlâ ve ta'avvenû alel birra ve takva. Maide suresi 2 nolu ayet-i kerimesi ve kâle Teâlâ vel asri innel insane lefî husrin illellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevassav bil hakki ve tevassav bis sabri. Asr suresi 3 1 ve 3 nolu ayet-i kerimesi 1 ve 3 değerli arkadaşlar. Allah-u Teala buyuruyor ki iyilik etmede ve takvada birbirimize yardımcı olun. Maide suresi 2 nolu ayet-i kerimesi, diğer bir ayet-i kerimede de Andolsun asra ki şüphesiz bütün insanlar hüsrandadırlar. Ancak iman edip salih amel işleyenler birbirlerine hakkı, doğruyu tavsiye ve tasvip, birbirine hakkı, doğruyu tasvip ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Yani birbirlerine hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Ali İmran suresi 1 ve 3 nolu ayet-i kerimesi. İmam-ı Şafii insanların çoğu bu sureyi tefekkür etmekten gafildir anlamında da bir söz söylemiştir. Hadis-i şerifte de bölümün bir nolu hadisi. An Abdurrahman Zeyd bin Halid el-Cuhayni radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men cehaza gâziye fi sebilillahi fekad gaza ve men khalafa غازيا في أهله يهله بخير فقد غزا متفق عليه. Hadisin ravisi Buhari ve Müslim'de yer almakta. Bölümün 1 nolu hadis-i şerifi ve kitabın 177 nolu hadis-i şerifinde de Ebu Abdurrahman Zeyd bin Halid el-Cuhani radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki her kim Allah Celle Celaluhu yolundaki bir gazinin savaş ihtiyacını karşılarsa o da savaşmış gibi olur. Yine her kim bir gazinin ardından ailesinin ihtiyaçlarını giderirse o da savaşmış gibi olur. Bu hadis-i şerifin kaynağı Buhari ve Müslim'de yer almakta. 178 nolu hadis-i şerifte de bölümün 2 nolu hadis-i şerifi an Ebi Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu Ana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüzeyl kabilesinin
Lehyan oğulları koluna asker gönderdiğinde şöyle buyurmuştu. Bir ailede bulunan her iki kişiden biri çıkıversin. Sevabı ikisi arasında müşterektir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Müslim'de yer almakta değerli arkadaşlar. 179 nolu hadis-i şerifte de ve bu bölümün 3 nolu hadis-i şerifi An Ebi Abbas radıyallahu anhüma anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem laqiya rakba barawhai faqala. Diye hadis-i şerif başlıyor. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Revha mevkiinde bir grup süvariye rastladı. Ve bu insanlar kimlerdir diye sordu. Müslümanlardır dediler. Ya siz kim oluyorsunuz? Ben ya siz kim oluyorsunuz? Allah'ın elçisiyim buyurdu. Resulullah bu sırada bir kadın küçük bir çocuğu Allah Resulüne doğru kaldırdı. Ve bu çocuğun haccı sahih midir diye sordu. Evet sahihtir. Ve sevabı sanadır buyurdu. Bu hadis-i şerifin kaynağı değerli arkadaşlar. Müslim'de yer almakta. 180 nolu hadis-i şerifte de 180 nolu hadis-i şerif ve bölümün 3 nolu hadis-i şerifi An Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anhum An Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâle Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki memur olduğu şeyi derhal yerine getiren, sorumluluğuna teslim edilen, malı verilmesi istenilen kimselere gönül hoşluğu ile tas tamam teslim eden güvenilir bir Müslüman vezneder, malından tasadduk edenlerden biridir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki memur olduğu şeyi derhal yerine getiren, sorumluluğuna teslim edilen malı verilmesi istenilen kimselere gönül hoşluğu ile tas tamam teslim eden güvenilir bir Müslümana, bir Müslüman haznedar, malından tasadduk edenlerden biridir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari ve Müslim'de yer almakta. Diğer bir rivayette de emrolunduğu şeyi yerine veren şeklinde gelmiştir. Hadis, ravileri metinde yer alan ahdül mütesaddikin ifadesini ahdül mütesaddikin tasadduk eden iki kişiden biridir şeklinde de zapt etmişlerdir. Bu durumda tesniye, öbür durumda ise cemi olur. Fakat her iki durumda da mana sahihtir değerli arkadaşlar. Nasihat hakkındaki bölüme geldik. 22 nolu bölümde de وَقَالَ تَعَالَ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اَخْوَتُنْ Hucurat Suresi 10 nolu ayet-i kerimesi وَقَالَ تَعَالَ اَخْبَارًا عَنْ نَوَاهِ عَنْ نُوحِ صلى الله عليه وسلم وَاَنْسَاهُ لَكُمْ Araf Suresi 62 nolu ayet-i kerimesi وَاَنْ هُودٍ عَلَيْهِ صلى الله عَنْ هُودٍ عليه السلام صلاة السلام عن هود عليه الصلاة والسلام وأنا لكم نصيح أمين أعراف سورة 68. ayet-i kerimesi değerli arkadaşlar. Allah-u Teala buyurdu ki müminler ancak kardeştirler. Hucurat 10. Cenab-ı Hak Nuh Aleyhisselam'ın kavminden haber verirken ben size nasihat ediyorum. Araf 62. Hud Aleyhisselam kavminden haber verirken de ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. Araf 68'de buyurmaktadır. Evet değerli arkadaşlar cümleten arkadaşlar.